TGRT Haber TV ekranlarından bir kez daha iyi geceler diliyoruz. İkinci sahurda yine karşınızdayız. TGRT EU ve TGRT Belgesel ortak yayınıyla bir kez daha evlerinize konuk oluyoruz. Bu sahur programımızda, sahur vakti programımızda. Evet, bugün, dün ve önümüzdeki tabii ki 28-29 gün boyunca da yine Profesör Doktor Sayın Ramazan Ayvalı Hocam'la birlikte olacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Dün tabii bir girizgah yaptık. Ramazan-ı Şerif'ten, oruçtan bahsettik. Bugün de yine sorularımız var. Ben de hocam bolca soru var. Sanırım hiç soru gelmese bile Ramazan-ı Şerif'in sonuna kadar benim merak ettiğim, not aldığım sorularla rahat bir şekilde ilerleyeceğiz ama tabii teravih ile alakalı, imsakla, iftarla alakalı, oruç tutulma halleri, tutulmama halleri, nelerin bozduğu uzun uzun rahat bir şekilde konuşabileceğiz ama siz tabii her programın başında böyle güzel hem menkıbeler anlatıyorsunuz ya da kendi seçmiş olduğunuz bir konuyla başlamış oluyorsunuz. Arzu ederseniz başlangıçta sözü size bırakalım hocam. Sizi dinleyelim. Burak Bey, bilindiği üzere sevgili peygamberimiz Recep ayının başında Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve bellina Ramazan diye dua buyururlardı. Yani ey Allah'ım Recep ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl, bereketli eyle, bu ayda bizlere bereket ihsan eyle ve Ramazan ayına da kavuştur. Yüce Rabbimize şükürler olsun ki takvimlere göre 27 Mayıs 2017 Cumartesi günü mübarek Ramazan ayını idrakle şereflendik. Dün ilk teravih kıldık, ilk sahuru yaptık, bugün ilk orucumuzu tuttuk. Şimdi de ikinci sahur programında değerli izleyicilerimizle beraberiz. Ben dün tebriklerimi arz etmiştim ama bir kere daha bütün yetkililerin, TGRT Haber TV, TGRT EU, TGRT Belgesel'in bütün yetkililerinin, burada çalışan personelin ve ayrıca tüm izleyicilerin mübarek Ramazan aylarını candan tebrik ediyorum. Allah-u Teala sağlık afiyet içerisinde sevdikleriyle birlikte nice Ramazan aylarına kavuştursun. Ramazan ayı ayların sultanı. Nasıl cuma günü günlerin efendisi, Kadir gecesi gecelerin en üstünü ise Ramazan ayı da ayların sultanıdır. Ailece, milletçe ve bütün İslam alem olarak saat ve afiyet içerisinde huzur, sükun, emniyet ve asayiş üzere daha nice mübarek Ramazan aylarına kavuşmayı Cenab-ı Hak hepimize lütfetsin. Amin. Ramazan, dün de üzerinde durduk. Sözlük manası itibariyle yanmak demek. Bir kere daha vurgulayalım ki bu ayda oruç tutan ve tevbe eden Müslümanların günahları yanar yok olur. Onun için çok önemli bir ay, büyük bir fırsat ayı. Bu mübarek Ramazan ayında oruçlar tutulur, iftarlar yapılır, cemaatle teravih namazları kılınır, sahurlara kalkılır, Kur'an-ı Kerim hatmedilir, mukabeller okunur, sadaka-i fıtırlar verilir. Daha başka bedeni ve mali bazı ibadetler yapılır. Binaenaleyh bu ayla ilgili, oruç ibadetiyle ilgili pek çok sual sorulabilir. Çünkü çok teferruatlı bir ay, teferruatlı bir ibadet, oruç ibadeti. Cuma günü seyirdir eyyam, günlerin efendisi, Kadir gecesi, eftalü leyali, gecelerin en faziletlisi olduğu gibi, üç ayların sonuncusu olan, kameri ayların dokuzuncusu olan Ramazan ayı da Sultan-ı Şuhur, ayların sultanıdır. Hicret-i Nebeviye'nin ikinci senesinde, kıblenin Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a, Kabe-i Muazzama'ya çevrilmesinden bir ay sonra ve hicretten de 18 ay sonra Şaban ayının 10. günü Bedir gazasından da bir ay önce oruç farz kılınmıştır. Yine ikinci senede Ramazan ayında teravih namazı kılınmaya başlanmış ve sadaka-i fıtır vermek vacip olmuştur. Biz bir kere bir programda arz etmiştik. Mekke-i Mükerreme döneminde daha ziyade
imanı takviye eden sure-i celileler, ayet-i kerimeler gelmiştir 13 sene boyunca. Ama Medine-i Münevvere devresinde, döneminde ibadetlerle ilgili, ahkamla ilgili sure-i celileler ve ayet-i kerimeler inmeye başlamıştır. İşte Hicri 2. senede oruç farz kılındığı gibi efendim sadaka-i fıtır vermek vacip olmuş. Teravih kılınmaya başlanmış. Zekat farz kılınmış. Bayram namazları vacip kılınmış. Cihada izin verilmiş. Kıble tahvil edilmiş. Pek çok ibadet, bedeni ve mali ibadet emredilmiştir. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok önemli bir müjdeleri var. Bir kimse Ramazan ayında oruç tutmayı farz yani vazife bilir ve orucun sevabını Allah-u Teala'dan beklerse geçmiş günahları affolur. Kur'an-ı Kerim'den sonra en kıymetli kitap olan İmam Buhari'nin sahihinde geçen bir hadis-i şerif. Ramazan orucu farz, teravih namazı da sünnettir. Bu ayda oruç tutup gecelerini de ibadetle geçirenin günahları affolur hadis-i şerifi. Kütüb-i Sitte'nin beşincisi olan Sünen-i Nesai'de yer almaktadır. Yine Sünen-i Nesai'deki diğer bir hadis-i şerifte Ramazan ayı gelince ey hayır ehli hayra koş, şer ehli sen de kötülüklerden el çek denilir. Yine Nesai'deki diğer bir hadis-i şerifte Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allah-u Teala size Ramazan orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları, bir rivayette cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin yani Kadir gecesinin hayrından mahrum kalan her hayırdan mahrum kalmış sayılır. Burak Bey, ben zaman zaman etrafımdaki insanlara soruyorum. Diyorum ki eğer bize bir geceye bir kıymet biçin bakalım. Ne kadar olabilir denseydi. Siz veya bendeniz. Herhangi birimiz. Bir gecenin bin aydan hayırlı olabileceğini, takriben 83 seneye muadil olabileceğini düşünebilir miydik efendim? Böyle bir takdirde bulunabilir miydik? Hayır, bulamazdık. Ya Allah-u Teala Hazretleri bir geceye bin aydan hayırlı olma özelliği vermiştir. Bu sadece ve sadece Peygamberimize onun ümmetine lütfedilmiştir. Başka ümmetlerde Kadir Gecesi yok de efendim. Sadece ahir zaman peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a ve ümmetine lütfedilen bir ihsan-ı ilahidir. Şu anda asrımızda yaşam hayat süresi de yaklaşık 65-70'lerde ortalama ama Türkiye'de yaş ortalaması takriben 74-75 civarında imiş yapılan istatistiklere göre. Yani 80'i bulmuyor. Efendim 83 sene ciddi bir insan ömrü demektir. Değil mi efendim? Bir gecede tüm ecri ya, alabiliyor yakalanabilirse, insan. Yakalayabilirsin. Evet. Allah-u Teala tabii o geceyi saklamış. Bunda hikmet var. Rızasını taatler içerisinde gizlemiş. Gazabını masiyetler içerisinde saklamış. Orta namazını Kur'an-ı Kerim'de zikredilen bir namaz. Beş vakit namaz içerisinde gizlemiş. Kadir gecesini bütün Ramazan ayı içerisinde efendim gizlemiş. Ve evliyasını da kullar arasında gizlemiş. Ramazan ayı bereket ayıdır. Allah-u Teala bu ayda günahları bağışlar, duaları kabul eder. Bu ayın hakkını gözetin. Ancak cehenneme gidecek olan bu ayda rahmetten mahrum kalır. Hadis-i şerifi var. İmam Taberani'nin muceminde geçiyor. Üç tane mucemi var. El-Mucemül Savir, El-Mucemül Evsat, El-Mucemül Kebir. Ramazan-ı Şerif ayı geldiği zaman Allah-u Teala meleklere, müminlere istiğfar etmelerini emreder. Müsned-i Deylemi'de geçen bir hadis-i şerif. Demin Ramazan ayında tutulan oruç ve yapılan tevbe istiğfarlar sebebiyle günahların affolunduğunu söyledik. Ramazan'ın yanmak manasına geldiğini ifade ettik. Bakın
Allah-u Teala Ramazan-ı Şerif ayı geldiği zaman meleklere emir veriyor. Müminlere istiğfar ediniz buyuruyor. Melekler günahsızdırlar. Estağfirullah. La ya'sûne Allâhe mâ emarav ve yef'alûne mâ yu'merûn. Onlar emrolundukları hususta asla isyan etmezler. Ve ne emrolunmuşsa onları yaparlar. Melekler ve peygamberler masumdurlar. Peygamberlerle ilgili ehl-i sünnet alimlerinin ittifakla görüşleri şudur. Peygamberlikleri kendilerine bildirilmeden önce de sonra da küçük veya büyük herhangi bir günah işlemezler. Zelle denen bir tabir var, bir terim var. Zelle yapabilirler. Bu zelle de evlayı terk manasına gelir. Ama günaha müstelzim, günaha gerektiren bir hal değildir efendim. Yine bakın İbn-i Ebit Dünya'nın zikrettiği bir hadis-i şerifte Ramazan ayının başı rahmet, ortası mağfiret, sonuysa cehennemden kurtuluştur. Başı dediğimiz ilk günler, ilk 10 gün. Ortası ikinci 10 gün, af ve mağfiret günleri, başı rahmet günleri. Sonu da son 10 gün cehennemden kurtuluş, azat olma, berat günleri. Yine İbn-i Ebit Dünya'nın zikrettiği bir hadis-i şerif var. Bize önemli bir tavsiye var burada. Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutunuz. Şimdi Burak Beyciğim, hepimiz evliyiz. Çoluk çocuk sahibiyiz. Yani bu ayda eve ne alırsak israf olmaz. Sadaka olur. Evet efendim. Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda cihad için yapılan harcama gibi sevaptır. Yani harp için, cihad için harcanan paralar çok kıymetli dinimizde. Cihadın sevabı çok fazla. Bakınız Ramazan ayında yapılan harcama cihad için harcamaya denk kabul ediliyor. Tabii helal olan harcamalardan bahsediliyor. Tabii efendim, tabii efendim. Yani bu Ramazan ayının ne kadar önemli bir ay olduğunun çok açık seçik bir delili. Burada bir şeyi de tevarüz ettirmekte, belirtmekte fayda görüyorum. Oruç ibadeti Hazreti Adem Aleyhisselam'dan beri emredilmiş bir ibadettir. İlk insan ve ilk peygamber Adem Aleyhisselam'dan beri oruç tutulurdu. Ümmeti Muhammed'den önceki ümmetler de oruç tutarlardı. Nitekim Kur'an-ı Kerim'deki oruçla ilgili ayetlerde Bakara 183, 184, 185, 186 oralarda oruçtan bahsediliyor. Bu ibadetin daha önceki milletlere de farz kılındığı belirtilmektedir. 183. ayet-i kerimede Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, kutibe aleykumussiyam, oruç size yazıldı. Kema kutibe alellezine min kablikum, sizden öncekileri yazıldığı gibi, yani önceki ümmetlere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. Leallekum tettekun, umulur ki ittika sahibi olursunuz, Allah'tan korkarsınız, çekinirsiniz, günahlardan korunursunuz. Bugün bozulmuş, aslında uzaklaştırılmış Yahudilikte ve Hristiyanlıkta da oruç vardı. Hatta aslı hak bir dine dayanmayan batıl bozuk inançlarda da oruca benzer ibadetler görülmektedir. Malum dinler tarihi kitaplarına baktığımızda dinler ikiye ayrılır. Bir semavi dinler, iki beşeri dinler. Beşeri dinler, beşeriyetin kendi akıllarından uydurdukları dinlerdir. Semavi dinlerde Allah-u Teala gönderilen dinler. Bu da iki kategoriye ayrılmaktadır. Bir, hak olan din, hiç bozulmamış olan, çıktığı günden günümüze kadar devam ede gelen din, İslamiyet'tir. Ama aslı ilahi din iken tahrif edilmiş, bozulmuş olan dinler. Buna da misal olarak dinler tarihi kitaplarında Yahudilik ve Hristiyanlık verilir. Bugün Batılılar da, yani Avrupalılar da kendileri itiraf ediyorlar. Tahrif edildiğini değil mi? Bazı dinlerin, papazların kendilerine göre dini değiştirdiklerini, bozduklarını ifade ediyorlar. Bu ibadetler, yani oruç ibadetine benzer ibadetler görülüyor. Bu beşeri dinlerde de, muharref dinlerde de.
daha önce o bölgelerde yaşamış hak peygamberlerden kalmış olup bozula bozula bugünkü hale gelmiştir diyebiliriz. Kısaca söyleyecek olursak, Güney Asya'daki Hint dinlerinde, Brahmanizm'de, Hinduizm'de, Budizm'de, Maniheizm'de, Babilonya ve Asurlularda, eski Yunan ve Romalılarda, eski Mısırlılarda, Amerika'da Perular ve Azteklerde, ilkellerin inancı olarak kabul edilen totemizmde oruca büyük ehemmiyet verildiği belirtilmektedir. Biz acizane 100 yılda yakın 10 değişik konudaki ansiklopedinin tertip heyetinde bulunduk. Bunlardan birisi de Peygamberler Tarihi Ansiklopedisi idi. 6 cilt. Orada diğer peygamberlerin dinlerinden de uzun uzun bahsedilmiştir. İdrakiyle şereflendiğimiz bu mübarek Ramazan-ı Şerif'in inşallah feyiz ve bereketinden ailece, milletçe, Tegirete camiası olarak ve güzel İstanbul'umuz ve aziz vatanımız olarak ve bütün İslam alemi olarak saat ve afiyet içerisinde, huzur, sükun, emniyet ve asayiş içerisinde inşallah bu mübarek aydan müstefid ve müstefiz oluruz. İstifade ederiz. Feyzinden feyizab oluruz. Bu mübarek ayda madem elimize böyle çok kıymetli bir ay geçirdik değil mi ben? Vakitlerimizi en iyi şekilde değerlendirmeye, en lüzumlu, en faydalı işleri yapmaya, en iyi işleri yapmaya, en uzunlu bilgileri öğrenmeye çalışmalıyız. Kıymetli İslam alimlerinin değerli eserlerini okumalıyız. İlim öğrenmek önemli bir ibadettir efendim. Bakın burada arkadaşlar koymuşlar, kıymetli eserler var. Her biri değişik alimlerin kitapları. Herkese lazım olan imanın içinde 10 kitap var. Birisi Mevlana Halide Bağdadi Hazretleri'nin. Şevahid-ül Nübüve var. Mevlana Abdurrahman Cami Hazretleri'nin. Bakın orada Eyüp bin Sıddık Hazretleri'nin Menakıb-ı Ciyariyari Güzini var. İslam ahlakı. İçinde 3 tane önemli kitap var. Birisi Ebu Said Muhammed el-Kadim Hazretleri'nin. Orada kıyamet ve ahiret görüyoruz. İmam Gazali Hazretleri'nin. Yine İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubat kitabını görüyoruz. Değil mi efendim? Ayrıca aşağı yukarı binden fazla kaynaktan istifade ederek hazırlanan Tamil Mâsâdî Ebedî'yi görüyoruz. Bu ayda oruç ibadetinin, namaz ibadetinin, Kur'an-ı Kerim hatmetme ibadetinin yanında ilim öğrenme ibadetini de çokça yapmalıyız. Fakir, fukara, garip, gurabayı sevindirmeliyiz. İftarlar vermeliyiz. Zekat vakti gelmişse bu ayda bir an evvel vermeliyiz. Sadakayı, fıtırları vermeliyiz. Böylece hem milletimize, memleketimize hizmet etmeye hem de Yüce Rabbimizin rızasını kazanmaya gayret etmeliyiz. Yani Cenab-ı Hak her gün tutacağımız oruçlarımızı, kılacağımız beş vakit namazlarımızı, teravih namazlarımızı, her hafta eda edeceğimiz cuma namazlarımızı, ay sonunda vereceğimiz sadaka-i fıtırlarımızı, okuyacağımız hatmi şeriflerimizi, vereceğimiz iftar davetlerimizi, yapacağımız tevbe istiğfarlarımızı ve dualarımızı, okuyacağımız salavat-ı şerifelerimizi, sair taat ve ibadatımızı dergâh-ı izzetinde kabul buyursun inşallah diyerek biz böyle bir girizgah yapmış olalım ve sonra sorulara geçebiliriz hemen. Hocam anlattıklarınızın sohbetin başında Kadir Gecesi'nin her geceyi Kadir bilmek şeklinde bir şey anlattınız. Her geceyi Kadir bil, her karşılaştığını Hızır bil diye Anadolu'da güzel bir söz var efendim. Evet. Allah-u Teala Ramazan-ı Şerif içerisinde Kadir Gecesi'ni gizledi dediniz. Bunun da tabii ki bir hikmeti var dediniz. Aslında soracaktım o anda ama siz zaten devamında anlattınız uzun uzun. Demek ki her gece
Kadir gecesi gibi değerlendirilebiliyor Ramazan-ı Şerif. Şöyle bir gerekçe var burada Burak Beyciğim. Eğer bakın siz de biz de aynı psikolojiye sahibizdir. Belli bir gece olsaydı sadece o geceyi değerlendirir. Diğer gecelerde ben kendim için söyleyeyim, siz öyle yapmasınız. Gider yatardık. Ama Kadir gecesi Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde gizlenmiş bir gece olunca bu gecede Kadir gecesi olabilir, bu gecede Kadir gecesi olabilir, bu gecede Kadir gecesi olabilir diye pek çok geceyi değerlendirme durumu oluyor. Eshab-ı kiramdan bu Kadir gecesi ne zaman diye birisi sormuş. Birindeydi, geçti buyurmuş. Başka birisi başka bir sene sormuş. Üçündeydi, geçti buyurmuş. Ayşe annemiz sormuş. 13'ündeydi, geçti buyurmuş. Yine bir hadis-i şerifte Ramazan'ın son 10 gecesinde arayınız. İltemisu hafil aşril evahir. Son 10 gecede arayınız. Yine son 10 gecenin teklerinde 21, 23, 25, 27, 29'unda arayınız emri var. Bu ümmetin en büyük alimlerinden olan İmam Şafii Hazretleri 17. gece olması çok vaki olur buyuruyor. Kur'an-ı Kerim Ramazan'ın 17. gecesinde gelmeye başlamıştı efendim. Evet. Hıram arasında. Ama İmam-ı Azam Hazretleri 27. gece olması çok vaki olur buyuruyor. Binaenle Ramazan-ı Şerif'in tamamı değerlendirilirse Kadir gecesi yakalanır efendim. Evet. Hocam dün de başlamıştık bağlantılarımızı yapmaya. İstanbul'dan Van'a uzandık. Van'dan Konya'ya geçtik. Bugün yine Doğu illerine geçeceğiz. Bağlantılarımız olacak. Sofralara konuk olacağız. Çok iyi. Biz de oralardan biraz havadis alalım evet. Efendim. Değerli kardeşlerimizle gönül birliği, ruh birliği sağlıyor efendim. Çok iyi olur. Evet. Efendim İhlas Haber Ajansı Diyarbakır muhabiri Mehmet Pişkin şimdi karşımızda olacak. Dün konuk olduğumuz gibi bugün de bir eve, bir sofraya konuk olacağız. Bir sahur sofrasına konuk olacağız. Sözü Mehmet Pişkin'e bırakıyoruz. Evet Burak Koç Yiğit, Peygamberler ve Sahabeler Diyarı Diyarbakır'dan hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Bugün Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde Şükran Yılmaz'ın evine konuk olduk. Sahurda ağırladı bizi. Birlikte sahurumuzu yaptık. Şimdi hemen sözü çok uzatmadan kendilerine dönelim. Hem sahurda neler yaptı, neler hazırladı sahur için hem de Ramazan'la ilgili dileklerini kendilerine soralım. Hemen dönüyoruz. Şükran Yılmaz merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Biz de hoş geldiniz. Ramazan'la ilgili dilekleriniz nedir? Önce onlardan bahsedelim. Ramazan ayı kardeşlik, barış ve yardımlaşma ayıdır. Her şeyden önce nefsimizi terbiye etme ayıdır. Özellikle Ramazan'da sadece biz günümüzü akşama kadar aç kalarak veya yemek saatinde koşuşturarak değil, bütün günümüzü ibadetle, yardımlaşmayla ve kardeşlik içerisinde geçirirsek ve her şeyden en önemlisi sadece ağzımızı yemeğe kapatıp değil, gıybete, dedikoduya, fitneye, bu tür şeylere de kapatırsaksa çok daha iyi olur. Çünkü Ramazan sadece aç kalma ve görünürde bir reklam amaçlı zekat verme ayı değildir. Ramazan kucaklaşma, kardeşlik, dostluk ve her şeyden önce dediğim gibi nefsimizi terbiye etme ayıdır. Bu Ramazan'da sahurda ben her zamanki böyle kahvaltılı hafif şeyler hazırladım. Çünkü gün içerisinde malum şeyler yiyip içemediğimizden dolayı hem bizi fiziken hem de manen de rahatsız etmemesi için bu kadar. Anladığımız uzmanların çağrılarına da uyuyorsunuz herhalde sahurda. Yani yarın aç kalacağız bilinciyle gece yani gecenin bu saatinde kalkıp da yağlı yemekler yediğimiz zaman ertesi günü bizi rahatsız edecek çok affedersiniz istifraya neden olacak ki istifra da orucu bozuyor. Hafif gıdalar alarak günümüzü daha rahat geçirebiliriz. Peki teşekkür ederim. Hemen Mahmut Bey'in yanına doğru geçeyim. Mahmut Bey de evin büyüklerinden. Siz neler diyeceksiniz Ramazan'la ilgili dilekleriniz nelerdir? Nasıl geçiyor Ramazan? Başta bu Ramazan ayı bütün İslam alemine ve bütün Müslümanlara ve bilhassa bizim Diyarbakır halkına hayırlı, uğurlu, kadasız, belasız bir şekilde geçirmesini diliyoruz inşallah. Ramazan ayı başkanım biraz önce bahsettiği gibi mübarek bir aydır. Sadece aç kalmakla, efendim yemek yememekle bu iş yürümüyor. İlla ki bu Ramazan ayında ibadetle, taatla, ondan sonra abime söyleyeyim, bu tür
etkinliklerle geçirmesi daha uygun olur, daha güzel olur. Rabbim bütün mübarek ayları bütün Müslüman İslam alemine hayırlara vesile kılar inşallah. Esat Bey'e de uzatalım mikrofonumuzu. Bu arada kameraman arkadaşım da Şükran Hanım'ın hazırladığı sofrayı ekranlara getirirse, siz öncelikle eşiniz Şükran Hanım hazırladığı sofradan memnun musunuz? Gayet iyi hazırladı, sağ olsun, ellerine sağlık. Ona hafif yemeklerle hazırlanmış, yani ağır yemekler hazırladığı zaman ağır oluyor. O da gün içerisinde insanları rahatsız ediyor. Yani Ramazan ayına gelince bütün İslam alemine mübarek olsun. İnşallah bundan sonra kardeşlerimiz bütün İslam alemi için barış ve huzur getirmesini temenni ediyoruz. En büyük temellerimizden birisi budur. Şu anda 1 milyar 700 milyon dünyadan Müslümanların sayısı aşağı yukarı 1 milyar 700 milyon nüfusa sahiptir. Şu anda bütün İslam aleminin bütün İslam alemi sahura kalkıyor. İnşallah bütün İslam alemi şu anda bir tek vücut gibidir. İnşallah tek temennimiz barış ve huzurun gelmesidir. Bölgemizde savaş ve savaşların bitmesini temenni ediyoruz. Peki, çok teşekkür ederim. Evet, Burak Oçiğit, Şükran ailesi, Yılmaz ailesinin dileklerini aldık, sofrasına konuk olduk. Bir de Diyarbakır'la ilgili, özellikle Diyarbakır'daki hava durumuyla ilgili de kısa bir not vermek istiyorum. Geçen Ramazan'ı Diyarbakır kavurucu sıcaklarla karşılamıştı. Bu yıl Ramazan serin başladı. Diyarbakır'da hava sıcaklığı 25-30 derece arasında ve ilk haftanın böyle geçmesi planlanıyor. Bu da vatandaşlar için en azından Ramazan'ın ilk günlerinde oruca alışmaları için bir fırsat oldu deyip sözü tekrar stüdyoya size bırakalım. Çok teşekkür ediyoruz İHLAS Haber Ajansı Diyarbakır muhabiri Mehmet Pişkin'e ve tabii ki evlerine konuk olduğu ailemize çok teşekkür ediyoruz. Hocam sofraları görüyoruz. 2 gündür ben özellikle dikkat ediyorum. Çok ağır yemek yok. Hanımefendi orada belirtti. Ağır yemek yenildiğinde ertesi gün problem olabiliyor dedi. Ama orada bir şey dikkatimi çekti hocam. İstifra ile alakalı hanımefendi dedi ki orucu bozuyor. İstifra etmek orucu bozuyor mu? Efendim onun 3 ayrı hükmü var. Ablamız bir tanesini söyledi. Ben 2 hükmü daha ilave edeyim. Ve hem de kendileri de efendim bunu bizden duymuş olsunlar. Kitaplarda yazıldığına göre bir kimse kendi arzusu isteği olmadan istek dışı gayri iradi olarak af buyurun istifra ederse kusarsa oruç bozulmaz. Ama kendisi isteyerek, arzu ederek, mesela affedersiniz, parmağını ağzına sokuyor, kusmak istiyor. Onda 2 değişik hüküm var. 1, ağız dolusundan az olursa bozmaz, ağız dolusundan fazla olursa bozar efendim. Böyle 3 değişik farklı hüküm var efendim. Demek ki irade dışı, kendiliğinden olan istifra, af buyurun kusma, orucu bozmuyor. Müdahale ama, olması gerekiyor. Evet, kendisi müdahale ederek, arzu ederek, isteyerek kusmaya çalışırsa onda da ağız dolusundan az olduğu takdirde yapılan kusma bozmaz. Ağız dolusundan fazla olursa bozar efendim. Peki hocam, bazı yakından tanıdığımız arkadaşlarımız da var. Ramazan-ı Şerif'in başlarında migren rahatsızlıkları olduğu için çok zor geçiriyorlar. Bu tarz problemlerle karşılaşabiliyorlar. Kendi müdahalesiyle olduğunda, orucu bozulduğunda, yani ağız dolusu, affedersiniz, istifra etti. Kendi isteğiyle gerçekleşti. Kaza mı gerekiyor? Sadece kaza gerekir efendim. Kefaret gerekmiyor. Yok, kefaret gerekmiyor efendim. Bakın, gayri iradi olarak istek dışı olduğunda ne kadar olursa olsun, az olsun çok olsun, ağız dolusu da olsa bozmuyor efendim. Ama kendi iradesiyle kusmak istediğinde ağız dolusundan az olursa bozmuyor, ağız dolusundan fazla olursa bozuyor. Evet. Hocam sorularımıza arzu ederseniz başlayalım. Şimdi tabii orucun genel çerçevesinden önce sorular soralım. Sonra özellikleriyle özelle de ineriz yavaş yavaş. Hocam oruç tutuyoruz. Yani bazı ibadetleri yapıyoruz. Şu anda Ramazan-ı Şerif olduğu için oruç tabii ki ön planda mutlaka. Peki belki sorgulanmaz ama emir olduğu için yerine getiriyoruz.
Peki oruçtan maksat ne? Nedir? Yani aç ve susuz kalmak mı? Yoksa farklı faydaları var mı vücuda? Niçin tutuyoruz orucu? Burak Beyciğim, müsaade ederseniz ben çok daha genel bir ifadeyle başlayayım. Aslında insanların yaratılış maksadına bakmak lazım. Allah-u Teala'yı bilmek, tanımak, onun verdiği nimetlere şükretmek, ona arz-ı ubudiyette bulunmak, kuluk etmek gayesiyle insanlar yaratılmışlardır. Demek ki Cenab-ı Hakk'ı tanımak, ona ibadet etmek, nimetlerine şükretmek. Estağfirullah, le in şekertum le ezidennekum. Eğer şükrederseniz andolsun ki arttırırım buyuruyor. Yine estağfirullah, ma yef'ulullahu bi'azabikum in şekertum ve amentum. Eğer şükrederseniz ve iman ederseniz Allah size azap etmez. Bakın Mülk Suresi Cellesi'nde estağfirullah, ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ehsenu amelâ buyurmuştur. O Allah ölümü de hayatı da sizden hanginizin daha güzel amel işleyeceğini, daha iyi iş yapacağını imtihan etmek için yaratmıştır. Binaenaleyh hayattan maksat nedir? İyi işler yapmaktır. Hatta Zariyat Suresi'nin 56. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz sarahaten açıklıkla şunu ifade buyuruyor. Estağfirullah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ben cinnileri ve insanları ancak beni bilsinler, tanısınlar, bana arz-ı ubudiyette bulunsunlar, bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor. İnsanların yaratılış maksadı ibadet. İbadetlerden üç kısma ayrılıyor. Bedeni ibadetler, namaz, oruç gibi. Mali ibadetler, zekat, sadaka, fıtır gibi. Hem bedeni hem mali ibadetler, hac ve umre gibi. Yüce Rabbimiz dilerse insanların yatıp kalkmasını efendim ibadet sayar. Dilerse aç kalmalarını ibadet sayar. Dilerse hayvan kesmelerini ibadet sayar, kurbanda olduğu gibi. Dilerse yürümelerini ibadet sayar. Kabe-i Muazzama'nın etrafındaki tavaf nedir? Yürümedir. Yürümektir, evet. Safa ile Merve arasında koşmak var, sa'i var değil mi efendim? Onu ibadet sayar. İbadet nedir? İbadet, mabudu hakikinin emrettiği şeyleri yapmaktır. İşte oruç bir ibadettir. Bedeni bir ibadettir. Yalnız aç ve susuz kalmak değildir. Orucun sabırla, şükürle, nefis terbiyesi gibi diğer ibadetlerle irtibatı vardır. Abdullah İbni Mübarek'in zikrettiğine göre bir hadis-i şerifte buyurulmuştur ki her şeyin bir kapısı vardır. İbadetlerin kapısı ise oruçtur. Bakın bir hadisi kutsi var. Yüce Rabbimiz orada malum değerli izleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Mana Allah-u Teala'ya aitse, lafızlar Peygamber Efendimiz'e aitse buna hadisi kutsi diyoruz. Hem mana hem lafız Cenab-ı Hakk'a ait olduğu takdire buna vahiy diyoruz. Kur'an-ı Kerim öyledir. Lafızlar da mana da Cenab-ı Hakk'a aittir. Ama manalar ve sözler sevgili Peygamberimize aitse ona da hadis-i şerif diyoruz. Şimdi bu arz edeceğim hadisi kutsi olduğuna göre durum nedir? Mana Cenab-ı Hak'tan, lafızlar Peygamberimizde. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki kullu amel ibne ademe lehu illa sıyam fe innehu li ve ene ezibi. Adem oğlunun her ameli kendisi içindir. Ancak oruç müstesna. O benim içindir. Onun karşılığını ben veririm. Fe innehu yed'u ta'amehu ve şerabehu ve şehvete. Çünkü o yemesini, içmesini, şehvi arzularını benim için terk ediyor. Burak Beyciğim, bakınız bizim kıldığımız namazların, tuttuğumuz oruçların, verdiğimiz zekatların, sadaka-i fıtırların Cenab-ı Hakk'a hiçbir faydası yoktur. Olması da mümkün değildir. Böyle olmasına rağmen Cenab-ı Hakk'ın oruç benim içindir,
onun karşılığına ben veririm buyurması orucun şerefini belirtmek içindir. Aynen Kabe-i Muazzama'ya Beytullah denmesi gibi. Yüce Rabbimiz mekanda münezzehtir. Arz ve semavatta mekan tutmamıştır. Tutmuş denilemez. O hiçbir yerde değildir, her yerdedir gibi ifadelere çok duyarız, biliriz. Ama buna rağmen Kabe-i Muazzama'ya ve oranın birer şubeleri olmaları hasebiyle camilere ve mescitlere Beytullah deniyor. Allah'ın evi deniyor. Haşa Cenab-ı Hak orada ikamet ediyor değil. Değil mi efendim? Bunlar mecazi ifadelerdir. Binaenaleyh hem orucun hem Kabe-i Muazzama'nın hem de cami ve mescitlerin şereflerini belirtmek için bu ifadeler kullanmıştır. Şimdi bakın, aç ve susuz durmanın ne faydası olur ki diye bazı insanlar sual soruyorlar. Sinir sistemimizin vücuttaki yeri çok mühimdir. Mesela dil sinirleri felç olan konuşamaz. Bacaktaki sinirler felç olursa insan yürüyemez. Sinirimizin bozulması nispetinde hayatımız az veya çok tehlike içindedir. Siniri bozuk kimse huzursuz olur, sabredemez. Cemiyetteki kavgaların, cinayetlerin çoğu siniri olmaktan, sabredememekten ileri gelmektedir. Oruç sabrın, sabır da imanın yarısıdır. Hadis-i şerifi oruç tutanın sabırlı olduğunu bildirmektedir. Ebu Naim zikrediyor bu hadis-i şerifi. Bakın, çok defa biri gelir çatmak ister. Ne der oruçlu Müslüman? Kardeşim, mübarek aydayız. Şu mübarek günde ya birbirimizi üzmeyelim. Hele yürü, yoluna devam et. Ben oruçluyum der, onu omuzdan aşırır. Kavga etmez. Böylece orucun imandan olduğu görülmektedir. İmanlı olan da imanın kuvvetine göre hem suç işlemez hem günah işlemez. Sinire hakim olur. Bakın, bizim büyüklerimizden duyduğumuz bir söz vardır. Müslüman akıllı olur. Allah-u Teala'ya karşı günah işlemez. Kanuna karşı da suç işlemez. Hatta bendeniz İhlas Vakfı'nın mütevelli heyet üyesiyim. Baş danışmanıyım. İcra heyeti başkan yardımcısı ve yine yönetim kurulu başkan yardımcısıyım. Orada girişte salonda yazılıdır efendim bu cümle. Rahmetli merhum ve mağfur Doktor Enver Ören büyüğümüzün bir sözü olarak nakledilir. Müslüman akıllı olur. Allah-u Teala'ya karşı günah işlemez. Kanuna karşı da suç işlemez. Bu ne kadar muazzam bir sözdür Burak Bey. Kanunen suç işlese hapse girer. Hanımı, çoluğu, çocuğu perişan olurlar. Bütün akraba taallukatı, anne babası, gözü yaşlı bağırları başlı kalırlar. Kendisi de orada kodeste çok büyük sıkıntılar çeker. Efendim, hürriyet ne büyük nimet efendim. Ne kadar büyük bir nimettir hürriyet. Elhamdülillah ki Türkiye hür bir memleket. Herkes dininde, dilinde, ibadetinde, inancında gayet rahat, serbest bir şekilde yaşıyor. Bakın, ülkemizde Yahudiler var, Hristiyanlar var, diğer din mensupları var. Değil mi efendim? Hepsi de rahatça kendi dinlerini yaşıyorlar. Bu gelenek, görenek bize ta Peygamber Efendimiz zamanından beri gelmektedir. Asr-ı Saadet'ten gelmektedir. Sevgili Peygamberimizin Yahudilere ve Hristiyanlara verdiği ahitname var. Hazreti Ömer Efendimiz zamanında Yahudilere ve Hristiyanlara verilen ahitnameler var. Yani dinlerini rahatça uygulayabileceklerine dair böyle sözleşmeler imzalanmıştır. Ayrıca Osmanlı döneminde bütün gayrimüslim tebaada çok rahat etmiştir. Evet. Ermenilere milleti sadıka denilirdi. Gerçi bir dönem onlar maalesef ayaklandırıldı. Efendim, Türkiye'nin aleyhine bir takım ihtilaller, ayaklanmalar filan yapmak istediler ama
Şimdi çok şükür o günler geçti. Ermeni vatandaşlarımızda, Rum vatandaşlarımızda, diğer dinlerden olan vatandaşlarımızda bu güzel ülkede rahat bir şekilde, serbest bir şekilde yaşıyorlar. Değil mi efendim? Evet. Hocam bir bağlantımız daha var. Peki, bir virgül koyalım inşallah devam edeceğiz oradan. Şimdi de az önce Diyarbakır'a dedik. Şimdi de Eskişehir'e dönüyoruz. İlas Haber Ajansı Eskişehir muhabiri Kadir Çetin de bu akşam, bu gece bir sahur sofrasına konuk oldu. Sözü Kadir Çetin'e bırakıyoruz. Tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerifi mübarek olsun. Eskişehir'in merkez Odunpazarı ilçesinde Korkmaz ailesiyle birlikteyiz. Sahur için kapılarını bizlere açtılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. İkinci kez kalkılan sahurda bizleri ağırladılar. Şimdi soframıza bakıp Ramazan'la ilgili düşüncelerini alıyoruz kendilerinden. Ali Akyüz ben. Ramazan'ı öncelikle kutlamak istiyorum. Ama kimlerin Ramazan'ını? Allah'a bir an olsun aklından çıkarmayanların, kul hakkı yemeyenlerin, 5 liraya aldığını 25 liraya satmayanların, yani Ramazan'ı her gün yaşayanların Ramazan'ını kutlamak istiyorum. Dünyanın her yerinde. Soframızda neler var Ali Bey bugün? Soframızda biz Karadeniz'deyiz ama 45 yıldır ben Eskişehir'deyim. Soframızda muhlamamız var. Gördüğünüz gibi Karadeniz'in asolist yemeklerinden. Karadağ'a sarmamız var. Trabzon yağımız var. Trabzon peynirlerimiz var. Genelde biz bizim ağırlıklı, yöremizin ağırlıklı yemeklerini tercih ediyoruz. Bu akşam kahvaltı sofrasına denk geldiniz. Onun için tam geleneksel yemeklerimiz yok ama yine de eksik etmedik. Yani İç Anadolu'da olsak da geleneklerimizden vazgeçmediniz. Burada da devam ettiriyorsunuz. Kesinlikle. Çünkü herkesin bir alışkanlığı var, damak tadı var, zevki var. İnsanlar arıyorlar yani. Arıyorlar, kendi yemeğini arıyorlar. Aslında bu akşam burada baklavalar, börekler falan da olmalıydı. Ama kahvaltı olduğu için olmadı. Biraz da eksiklik oldu aslında. Kalabalık olacaktık bu akşam. Çok daha kalabalık olacaktık. Bir takım aksilikler yüzünden kalabalık olamadık. 15-20 kişilik bir sofra hazırlamak istemiştik aslında. Ama ne yazık ki biz böyle kaldık. Nasip bu kadarmış. Bu akşamlık böyle idare edeceğiz. Ramazan'ın ikinci sahuru bu akşam. Allah inşallah hepimize, hepinize Ramazan'ın sonunu, bayramı ve nice nice bayramları nasip etsin diyorum. Teşekkür ediyoruz. Siz neler söylemek istersiniz Ramazan'la ilgili? Herkesin Ramazan'ını kutlarım. Öncelikle yaşayabilen ve yaşatabilen herkese teşekkür ederim. Bunu buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ederim ayrıca. Siz neler söylemek istersiniz? Güzel bir sofra hazırlamışsınız ailenize. Evet. Soframıza hoş geldiniz. Sahurumuza hoş geldiniz. İnşallah Türkiye için bereketli, huzurlu bir Ramazan olur. Şehitsiz bir Ramazan olur inşallah. Birazcık da siz bahseder misiniz bize sofradan? Ya da yarın akşamın iftar menüsü hazır mı şimdiden? Hazırlıkları yapıyor musunuz? Yarın akşam da misafirimiz var iftarda. Kapama yapacağız. Çok hani çok ağır bir şey olmayacak. Baklavamız olacak, kapama olacak, o kadar. Hafif bir çorba. Bu kadar. Peki, çok teşekkür ediyoruz. İhlas Haber Ajansı olarak tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyoruz. Sözü yeniden stüdyomuzda. Evet, çok teşekkür ediyoruz biz de İhlas Haber Ajansı Eskişehir muhabiri Kadir Çetin'e yine bir eve konuk olmuş olduk. Bir sahur sofrasını daha görmüş olduk. Hocam biz bunları görüyoruz ama biz yayına devam ediyoruz. Nasıl olacak bu? Şimdi Burak Bey, benim üçüncü damadım Trabzonlu olduğu için yani bizim akrabamız sayılır. Eskişehir'deki bugün evlerine ya muhabirinin misafir olduğu arkadaşımız Ali Bey hoşuma gitti. Yani Karadeniz'in örfünü, adetlerini Eskişehir'de de devam ettiriyorlar. 30-40 senedir orada olmalarına rağmen dikkat ederseniz yemekler, efendim Karadeniz yemekleri, bu güzel bir şey efendim. İnsan çıktığı yeri, asli vatanını, ana vatanını unutmamalı. Unutmamalı. Hatta bazıları efendim
yaşadığın yer değil, doyduğun yer vatanındır filan derler ama efendim insan öz vatanını unutmamalı. Yani ben her zaman her yerde Isparta'nın Yalvaç kazasından olduğumu söylüyorum. Siz de herhalde Sinop Boyabatlı değil mi efendim? Evet, evet. Olduğunuzu söylersiniz. Söylemekten çekinmezsiniz. Bendeniz 15 sene Ankara'da kaldım. 6 ay Balıkesir, 1 sene İstanbul, 2 sene Yozgat, 3 sene Samsun, 9 sene Konya, efendim 2 sene Mısır. Bu kadar yer gezdim. Ama İstanbul'a gelinceye kadar hiçbir yere yerleşmeye niyet etmedim. Şimdi elhamdülillah İstanbul'u vatanı asli ihtiyaz ettik. Eyüp Sultan'dan kabir yerimizi de aldık. Çünkü artık iki ayağımız birden çukura düştü sayılır. Ne kadar yaşayacağımızı Allah-u Teala bilir. Değil mi efendim? Şöyle hayırlı uzun ömürler versin. Amin. Hocam. Cenab-ı Hak hayırlı ömürler, hayırlı ölümler versin. Uzun ömrü şunun için istiyoruz. Cenab-ı Hakk'ın dinine ve kullarına hizmet etmek istiyoruz efendim. Çünkü bir hadis-i şerif var Burak Bey. Siz de İmam Hatip Mahreşli olduğunuz için yakinen bilirsiniz. İki haslet vardır ki bundan daha güzel haslet yoktur. El imanu billah ve nef'u lil müslimin. Allah'a iman ve Müslümanlara faydalı olma. Allah-u Teala'nın kullarına faydalı olma. Yine iki haslet vardır ki bundan daha kötüsü, daha çirkini yoktur. Daha habisi yoktur. Bunlar da eşşirkü billah ve darru bil müslimin. Allah'a ortak koşmak ve Müslümanlara zararlı olmak. İmam Rabbani, Müceddi Elfisani, Ahmet Faruk-u Serhendi isimli büyük alim ve velinin bir sözü vardır efendim. Mektubat kitabında zaman zaman yazdığı, söylediği. İş budur, bundan başkası hiçtir der. İş Allah-u Teala'nın emrine uygun inanmak, ibadet etmek ve Allah-u Teala'nın dinine hizmet etmek, Allah-u Teala'nın kullarına yardımcı olmak. Bakın hatırlayacaksınız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir sahabi gelmiş. Ya Resulallah bana İslamiyet'i özet olarak anlatır mısınız demiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem et-tazimu li emrillah ve şefakatu li halkillah buyurmuşlar. Allah-u Teala'nın emirlerine tazimde bulunmak, mahlukata şefkat etmek. Bu Cenab-ı Hakk'ın emirlerini büyük bilmek, ona tazimde bulunmak ve insan olsun, hayvan olsun, mahluklara, yaratılmışlara şefkat etmek çok mühim bir haslettir. Onun için Yunus Emre'miz yaratılmışı severiz, yaratandan ötürü diyor değil mi efendim? Yunus Emre, Mevlana Celaleddin Rumi, Hünkar Hacı Bektaşi Veli, Hacı Ahmet Yesevi, Hacı Bayramı Veli gibi büyük zatlar milletimizi irşad eden çok güzel sözler söylemişler, çok güzel kitaplar yazmışlardır. Onların bu eserlerinden, irşatlarından istifade etmek lazım efendim. Demin ki konuya gelecek olursak, evet. Yani oruç tutmaktan maksat nedir? Aç susuz durmanın ne gibi faydaları vardır? Bir hadis-i şerif var. Efendim, aç duranın idraki artar, zekası açılır. İmam-ı Gazali zikrediyor. Yine tefekkür ibadetin yarısı az yemekse tamamıdır. Her şeyin bir zekatı vardır. Vücudun zekatı açlıktır, oruçtur. Oruç tutarak aç kalanın arzuları kırıldığı gibi sabretmesi kolay olur. Çok yiyen çok uyur. Çok uyuyanın da ömrü boşa geçmiş olur. Onun için tasavvufta önemli bir prensip vardır. Kıleti taam, kıleti kelam, kıleti menam. Az yemek, az uyumak, az konuşmak. Açlık kalpte incelik doğurur. Hadis-i şerifte Deylemi'de geçiyor. Az yiyenin içi nurla dolar ve Allah-u Teala az yiyip içen ve bedeni hafif olan mümini sever buyurulmuştur. Şimdi bakın
Burak Beyciğim, başlıkta arzular kırılır, nefsimiz uysallaşır, serkeşliği kalkar. Çok yemek gafleti doğurur. Nasıl azgın bir atı zapt etmek zorsa, çok yemekle azan nefsi zapt etmek de zordur. Ama açlıkla terbiyesi kolaylaşır. İmam-ı Gazali'nin zikrettiği bir hadis-i şerif var. İnsan kalbi tarladaki ekin, yemek ise yağmur gibidir. Fazla su ekini kuruttuğu gibi fazla gıda da kalbi öldürür. Birçok insan obez oluyor. Obezlik şu anda dünyanın önemli problemlerinden birisi. Amerika'da, Avrupa'da var. Bizim ülkemizde de bir hayli önemli şeyler, yani artma sağlamıştır. Bu önemli bir kısmı, obezitenin önemli bir kısmı çok yemekten meydana gelmektedir. Hadis-i şerifte el-mi'idetu beytü külli da'in vel-himyetu ra'su külli deva'in buyurulmuştur. Mide her türlü derdin evidir. Az yemek perhiz ise her türlü devanın başıdır buyuruyor. Hatta efendim Bizans kralı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hediyeler yanında bir de doktor göndermiş. Ya Resulallah, size ve arkadaşlarınıza bu doktora hizmet etsin diye. 6 ay beklemiş, hiç hasta gelmemiş. Huzur Risalet fenaiye çıkmış. Efendim demiş, kralımız bendenizi size ve arkadaşlarınıza hizmet için gönderdi. Fakat bu minval üzere gidersek biz mesleği unutacağız. Bize hiç hasta gelmedi demiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, siz burada kaldığınız müddetçe başımızın üzerinde yeriniz var. İyaşeniz, ibadetiniz bize aittir. Ama şunu bilesiniz ki benim hesabım kolay kolay hastalanmazlar. Çünkü acıkmadıkça yemezler, doymadan sofradan kalkarlar. Efendim, midenin 1/3 yemeğe, 1/3 suya, 1/3 de havaya ayrılmalı diye böyle bir basit bir taksim de yapılır. Değil mi ben? Az yiyen insan hakikaten zinde olur efendim. Zaman zaman ben efendim 24 saatte bir yediğim olur. Emin olun Burak Bey, o kadar rahat ediyorum ki yemek yiyince insana bir ağırlık çöküyor, evet. Toklukta. Bunu hepimiz yaşıyoruz efendim. Hatta 2 günde 3 öğün yemek idealdir diye kitaplarda kayıt var. Mesela bugün sabah kahvaltısı yaptınız. Öğleyi atlatacaksınız, akşamı yiyeceksiniz. Akşamı yediniz, sabah kahvaltısını atlatıp öğleyi yiyeceksiniz. Öğleden sonra tabii akşam yemeği de atlatılmış oluyor. Bu ne demek? 2 günde 3 öğün. Sinirlerine hakim olan kimse huzurlu olur. Açlık güney işleme arzusunu kırar. Kötülük etmeye mani olur. Hatta yine İmam-ı Gazali'nin zikrettiği bir hadis-i şerifte açlık ve susuzluk yoluyla nefisle cihad etmek Allah yolunda cihad gibidir. Bakın şöyle bir şey daha var. Çok su içen, çok yiyen çok su içer. Çok su içen çok uyur. Çok uyuyanın ömrü uykuyla geçtiği için dünya ve ahiret kazancına mani olur. Demek ki açlık sinirleri uyanık zinde tutar. Fazla tokluk insanın efendim hafızasının zayıflamasına sebep olur. Okuduğunu ezberlemesi ve hatırında tutması zor olur. Tesirül menafide 2 günde 3 defa yemek yemenin normal olduğu, ideal olduğu bildirilmiştir. Az yiyenin vücudu sıhhatli olur. Hadis-i şerifte sumu tasihhu buyurulmuştur. Taberani'de geçiyor. Oruç tutunuz ki sıhhat bulasınız. Çok yiyende bir de acıma hissi azalır. Arzuları artar. Harama dalar. Gayrimeşru arzular harekete geçiren yolları tıkamak gerekir. Açlık şeytanın yolunu tıkar. Yine İmam-ı Gazali rahimallah zikrediyor.
bir hadis-i şerif var. Şeytan damardaki kan gibi vücutta dolaşır. Açlıkla onun yolunu daraltın. Demek ki Burak Bey, oruç tutmak sadece aç ve susuz kalmaktan ibaret değil. Onun bedene, ruha pek çok faydaları var. Sabır, şükür, nefis terbiyesi gibi daha pek çok konuyla alakalı bir ibadet. Tabii biz sadece maddi yönünden, bedenin yönünden bahsettik. Bunun ailevi yönü var, cemiyeti alakadar eden yönü var, içtimai yönü var değil mi efendim? Onlara inşallah bilahare temas ederiz. Evet. Hocam her Ramazan-ı Şerif'te hemen hemen gündeme gelen işte sınava girecek olan, imtihana girecek olan öğrenciler oruç tutmalı mı, tutmamalı mı? Ders çalışan öğrenci işte oruç tutmalı mı, tutmamalı mı diye sorular gelir. Ama iki yerde özellikle geçti. İdraki artırır deniliyor değil mi? Hadis-i Şerif olarak geçiyor evet, efendim. İdraki geçiyor artırıyor. Efendim. Geçiyor efendim. Zihni de açıyor. Tabii efendim. Tabii efendim. Evet. Yani imtihana girecek olan kardeşlerimiz ben imtihanda güzel yapamam, iyi yapamam filan diye herhangi bir tereddüde kapılmasınlar. Bilakis aç olarak girmeleri zekalarının, hafızalarının, beyinlerinin daha rahat çalışmasına, daha güzel çalışmasına sebep olur efendim. Evet. Hocam hem oruç tutmaktan maksadı anlatmış, izah etmiş olduğunuz örnekleriyle hem de orucun vücuda yararlarını da bu şekilde bu soruyu da aslında cevaplamış oldunuz biz sormadan. Bir sonraki soruya geçeceğiz ama bizim sahur vakti programımız içerisinde mübarek zatların hayatlarından da kesitler sunuyoruz malum. Şimdi o bölümlerden bir tanesine geçelim. Dün Abdülahad Nuri Hazretleri'nin birinci bölümünü ekranlara getirmiştik. Bugün de ikinci bölümünü ekranlara getiriyoruz efendim. Kısa bir aramız var şimdi. Abdülahad Nuri Hazretleri. Sivas'ta doğup İstanbul'da kemale gelen Abdülahad Nuri Hazretleri'ni anlatmaya bu bölümümüzde de devam ediyoruz. Yine bir gün Kudüs ve Kahire'de kadılık yapmış olan İsmailzade Efendi adında bir seveni, Büyük Veli'yi ziyarete gelir. Pek bir mahzun olan İsmailzade, Abdülahad Nuri Hazretlerine oğlunun veba hastalığına düçar olduğunu dua ederek bu dertten kurtulmasına vesile olmasını ister ondan. Ve evlat sevgisiyle yanan ciğeri ona, "Maksadım hasıl olmadıkça buradan ayrılmam" cümlesini söyletir. Abdülahad Nuri Hazretleri, "Peki," der ve başı önünde kimselerin bilemeyeceği, yaşanmadan anlaşılamayan bir aleme dalarlar. Bir müddet sonra İsmailzade Efendi'ye şu müjdeyi verirler. "Ey İsmailzade, Cenab-ı Hak senin çocuğuna yaptığımız duayı kabul etti. Oğlun şu anda iyileşmiş bir halde odasında oturmaktadır." İsmailzade Efendi büyük bir sevince gark olur. Hem evladının iyileşmiş olmasına hem de böyle bir evliyayı tanımış olduğuna şükürler ederek ayrılır oradan. Ve elbette ki oğlunu iyileşmiş bir halde bulur. O, durup dinlenmeden insanlara hak yolu anlatmakla geçirir günlerini. Bu arada pek çok kerametleri görülür. Evliyaullah öyle kimselerdir ki, her şeyi yaratmaya kadir olan Cenab-ı Hak, onların hürmetine istediklerini yaratıp verir. Bir gün vezirlerden biri Abdülahad Nuri Hazretlerine bir kese altın hediye gönderir. Ve bir zaman sonra bu vezir Abdülahad Hazretlerinin sohbetine gelir. Meclis kalabalıktır. Vezir Abdülahad Hazretlerine, "Benim size gönderdiğim hediyeyi göndermek herkesin yapabileceği şey değildir. Bu açık bir övünme, dahası yaptığı iyiliği başa kalkmadan başka bir şey değildir." Abdülahad Hazretleri üzülerek şöyle der. "Paşam, fakirlerin ve halkın gözü, ciğeri ve kanıyla mı bana minnet eder? Yaptığın ihsanı başıma kakarsın." Sonra yanlarındaki kesenin içine ellerini uzatırlar. Keseden çıkardıkları şey herkesi adeta dondurur. Evet, kesedeki altınlar
kana dönüşmüş ve ortaya doğru akmaktadır. Vezir yaptığı hatayı hemen fark eder ve af dileyerek büyük velinin sevenlerinden olur. Abdülehad Hazretleri bütün evliya gibi keramet göstermekten elbette sıkılırlar. Fakat mübarek kalplerine bunu göstermek arzusu ilham olunduğunda sayılamayacak hikmetler için keramet gösterirler. Mesela bir gün talebeleriyle Rumeli Hisarı'na gider büyük veli ve sohbetini dinlemek için halktan kimseler de katılırlar onlara. Bir ara oradaki bir kişi gayet saf ve temiz bir niyetle, "Efendim, duydum ki Evliyaullah Allahu Teala'nın izniyle toprağı altın yapar." dedikten sonra kimsenin beklemediği bir istekte bulunur büyük evliyadan. "Ben de bunu bana göstermenizi istiyorum." Herkes bir an duraklar. Fakat gönül gözüyle bu adamın saf ve temiz niyetini gören Abdülehad Hazretleri tebessüm ederek yerden besmeleyle bir avuç toprak alır ve dervişe o şahsa avucunu açmasını ister. Avucunu açan o şahıs heyecandan ne yapacağını şaşırmışken o toprağı onun avucuna döker ve onlarca kişinin gözü önünde toprak birkaç altın tanesine dönüşür. Herkes adeta mest olur. Dillerinden Cenab-ı Hakk'ın kudretinin sonsuzluğunu söyleyen tesbihler dökülür. Bu Evliyaullah'ın Cenab-ı Hak indindeki kıymetini gösteren binlerce numuneden sadece biri olarak geçer tarihlere. Bu olay öylesine bir hakikattir ki, öyle ki yerden düşen altınlardan birini teberrüken alan bir talebesi bunu ömrünün sonuna kadar saklar. Gaybı, yani ileride olacak şeyleri bilen yalnız elbette Cenab-ı Hak'tır. Sevgili kullarının ileride olacak şeyleri bilebilmesi ancak elbette ki Cenab-ı Hakk'ın onlara bildirmesiyle mümkündür. Bir sonraki bölümümüzde Abdülehad Nuri Hazretleri'nin hayatını anlatmaya devam edeceğiz. Abdülehad Nuri Hazretleri. Evet efendim, Abdülehad Nuri Hazretleri'nin hayatıyla alakalı ikinci bölümü de izlemiş olduk. Devam edecek tabii sahur vakti programında Evliyaullah'la alakalı sohbetler, bölümler. Efendim sorularımıza devam edelim hocam. Şimdi tabii namaz kılmayan, içki içen, başka günah işleyenler oluyor. Peki Ramazan-ı Şerif geldiğinde bu insanların oruç tutmaya bir engelleri yok galiba, değil mi? Yani günah işleyenler de oruç tutabilir mi? Bir etkisi var mı? Hatta şöyle sorular da gündeme geliyor. İnsanların zihnine gelebiliyor. Ya her şeyi yapıyorsun, günah işliyorsun. Oruç da tutmasan olur. Efendim bakın, namaz kılmak ayrı bir farz. Oruç tutmak ayrı bir farz. İçki içmemek ayrı bir farz. Günahlardan sakınmak ayrı bir farz. Gönül arzu eder ki her şey dört dörtlük olsun. Ama mutlak kemal Allah-u Teala'ya mahsustur. Ne demişler atalarımız? İnsan beşer, bazen şaşar, hata eyler, üçer beşer, yüz ovada yürürken ayağı sürçer düşer demişler, değil mi? Burak Bey. Bir söz var. Ma la yudraku küllü, la yutraku küllü veya la yutraku cüllü diye de ifade ediliyor. Tamamı elde edilemeyen şeylerin tamamı da elden kaçırılmamalı. Beş vakit namaz kılınmalı, cuma kılınmalı, oruç tutulmalı, içki kumar terk edilmeli, bütün günahlar terk edilmeli. Zaten namaz kılmaktan, oruç tutmaktan maksat da insanların diğer günahlardan korunmasını sağlamak. Ama henüz o günahları bırakamıyorsa, canım madem o günahı bırakmıyoruz, o günahları işliyoruz, o halde namaz kılmaya da lüzum yok, oruç tutmaya da lüzum yok denilmez. Böyle bir şey denilemez. Ne? Bir ayet-i kerimede, Estağfirullah, la takrabu salate
ve entüm sükara buyruluyor. Sarhoşken namaza yaklaşmayınız. Yani bir insan ne okuduğunu bilecek haldeyse içki içiyor da olsa namaz kılması lazımdır. Bunun orucunu da tutması lazımdır. Bu bakımdan diğer günahlardan sakınmayan insan oruç tutmazsa günahı kat kat fazlalaşır. Oruç tutunca zimmetinden oruç borcu düşmüş olur efendim. Namaz borcu düşmüş olur. Bu bakımdan oruç tutmaya devam etmelidir. Oruç tutarken namaza da başlar. Namaz kılarken günahlardan da sakınır efendim. Ben bu arada Abdülahad Nuri Hazretlerinden bahsolunca onun da bir iki kerameti mevzubahis edildi. Bir şey, bir ilave yapmak istiyorum ona. Biz acizane Türkiye Gazetesi'nin vermiş olduğu 18 ciltlik İslam Alimler Ansiklopedisi'nin ve 12 ciltlik Evliyalar Ansiklopedisi'nin de tertibiyetinde bulunmuştuk. Oralarda da ifade ediliyor. Allah-u Teala yeryüzünde fizik, kimya, biyoloji kanunları halk etmiştir. Bazen sevdiği kullarına ikram olsun diye bu kaideleri değiştirebilir. Ne gibi? Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Estağfirullah. Kulna ya naru kuni berden ve selamen ala İbrahim. Biz dedik ki ey ateş İbrahim'e karşı soğuk ve selamette ol. Hazreti İbrahim'i Nemrut ateşe attığında mancınıkla Cenab-ı Hak ateşe yakmama emrini verdi ve ateş İbrahim Aleyhisselam'ı yakmadı. Musa Aleyhisselam zamanında sihirbazlar asalarını atarlardı, bastonlarını, sopalarını ve yılan gibi gösterirlerdi. Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'a emir verdi. Esen ve elgı asak. Asanı at, bastonunu at. Ve o bir ejderha, büyük bir yılan olup hepsini yuttu. İşte olağan dışı, olağanüstü, harikulade, fevkalade haller peygamberlerin elinde meydana gelirse buna mucize denir. Bunları yaratan Cenab-ı Hak'tır. Peygamberler kendiliklerinden mucize meydana getirmezler, getiremezler. Eğer bu olağan dışı, olağanüstü haller evliya-i kiramda meydana gelirse buna keramet deniliyor. Aslında Mevlana Abdurrahman Camii'nin Nefatül Üns min Hadaratil Kuds isimli kıymetli kitabında ifade ettiğine göre evliyanın kerameti de tabi olduğu peygamberinin mucizesi sayılır, buyuruluyor. Üçüncüsü, normal müminlerde zuhur eden olağan dışı haller, buna da firaset deniliyor. Müminin firasetinden sakın. İttaki firasetel mümin fe innehu yanzuru bi nurillah diye hadis-i şerif var. Müminin firasetinden sakın. Çünkü Allah'ın nuruyla bakar. Fasık, facir insanlarda zuhur ederse olağan dışı bir hal, ona istidraç deniliyor. Ama kafirlerde, inanmayan kişilerde meydana gelirse ona da sihir, büyü deniliyor. İşte bu çerçeveden bakıldığı takdirde peygamberlerin mucizelerini, evliya-i kiramın kerametini anlamak kolay olur efendim. Evet. Hocam biraz önceki sorumuzu cevaplarken Ramazan-ı Şerif geldiğinde işte oruç tutulmalı. Eğer tutulursa yine belki diğer ibadetlerin de yapılmasına, hani yıl içerisinde namaz kılınmasa da, başka ibadetler yapılmasa da, haramlardan kaçılmasa da sebep olur. Belki de onu da devamında getir dedik. Peki oruçluyken günah işlemeknin oruca bir manisi, orucu bozma gibi bir durumu var mı? Efendim bir hadis-i şerif var. Deylemi'de geçen, Müsnedü't Deylemi'de zikrolunuyor bu. Gıybet etmek, söz taşımak, yalan yere yemin etmek, namahreme şehvetle bakmak orucu bozar şeklinde. Ama Burak Beyciğim, bendeniz acizane hadis-i şerif profesörüyüm. Yani yarım asır bu işle uğraştık. Bu hadis-i şeriflerin
şerhlerine bakmak lazım. Bakın bu ümmetin en büyük alimlerinden olan İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri buyuruyor ki, bu günahlar orucun sıhhatini bozmaz, orucun sevabını bozar, mekruh olur buyuruyor. Yani bu günahları işleyenler oruç borcundan kurtulurlar. Ama oruca mahsus olan sevaba kavuşamazlar. Hatta İbn-i Mace'de bir hadis-i şerif var. Nice oruç tutan vardır ki açlık ve susuzluktan başka bir şey elde etmez. Binaenaleyh oruç müminler için bir nimet ve emanettir. Emanete riayet etmek lazımdır. Onun zayi olmaması için şartlarını gözetmek gerekir. Harama bakmaktan sakınmalı. Hadis-i şerifte harama bakmak şeytanın zehirli oklarından bir oktur. Allah korkusuyla bunu terk edene Allah-u Teala öyle bir iman verir ki imanın tadını kalbinde bulur buyurmuştur. Ebu Abdillah el-Hakim en-Neysaburi'nin her biri böyle dört parmak kalınlığında büyük boy el-Müstedrek ale-Sahihin isimli bir kitabı var. İmam Buhari ve İmam Müslim'in saat şartlarına uyan hadis-i şeriflere toplamış. Orada bu hadis-i şerif zikrolunuyor. Yine Sahih Buhari'de bir hadis-i şerif geçiyor. Oruç ateşe kalkandır. Gıybetle parçalanmadıkça korur. Nasıl kalkan oktan, kılıçtan insanı koruyorsa oruçtan, günahlardan, şeytandan korur. Oruçlu cahillik edip de kötü söz söylemesin. Kendisine sataşana ben oruçluyum desin. Felyakul innemru'un saim. Ben oruçlu bir kişiyim desin, onu savuştursun. Gözü ve dili günahlardan koruduğumuz gibi kulağı da korumamız gerekir. Konuşulması haram olan şeyi dinlemek de haramdır. El, ayak ve diğer uzuvlarımızı da haramdan korumalıdır. Oruç tutup azalarıyla, uzuvlarıyla, organlarıyla günah işleyen, ilaç yerine zehir içen hastaya benzer. Çünkü günah bir zehirdir, sevapları yok eder. Bir günah işledikten sonra pişman olmak lazım, iyilik ve ibadet etmeye devam etmek lazım. Bu bakımdan orucu sadece mide tutmamalı, bütün vücut uzuvlarımız tutmalı, hatta tasavvuf erbabı, zevat, büyük alimler, veliler, kişinin ruhu da oruç tutmalı, kalbinden bile kötülük geçirmemeli diyorlar efendim. Evet. Onun için oruçtan maksat bu olmalı, bedenen ve ruhen oruç tutulmalı, bütün vücut uzuvlarıyla oruç tutulmalı, sadece yemekten, içmekten kesilmek kafi değildir. Tabii zimmetinden oruç ibadete düşer onu yaptığı takdirde. Ama buradaki hadis-i şeriflerde geçtiği gibi gözlerini, kulaklarını, dilini, ellerini, ayaklarını, her türlü vücut organlarını, uzuvlarını da haramlardan korumalıdır. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Vaktimizin sonuna geldik. Yarın inşallah. Çabuk bitti mi efendim? Efendim Allah çok Allah. Hızlı geçiyor. Sağ olun tatlı dilinizle. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, sahur vaktinin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatler arasında karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Hayırlı geceler diliyoruz efendim.